Bu yazki kreasyonların biraz içerisinde var. Bu yazki var. Kreasyonların içerisinde var. Ve yüksek bir rakam. Evet. Hiç gerek yok. Hanımların madem tığ işlerini seviyorlar. Mağazanın işine direkt. Yani param çok diyorsanız onu ben bilemem. Yani. Gidersiniz onu da alırsınız. Zaman onu kaybetmek tabii istemiyorum, hemen kullanacağım evet, diyorsanız buyurun, tabii. Buyurun. Şimdi aşağıdan mı başlıyoruz, yukarıdan mı başlıyoruz onu söyle. Yukarıdan, üst kısımdan başlanılıyor. Bu mesela mankenimize göre olan bir model oldu. 36-38 bedenlik bir ölçü de ben tarif edeceğim. Bunu büyütmek isterlerse ilmek sayısını veya zincir sayısını arttıracaklar, o kadar. Başka hiçbir şey yok. Refik. Evet. Bunları ben hikayemde paylaşayım. Tamam. Sen de sayfanda paylaş. Benim hı-hı hikayemden silinince sende daima olsun. Olsun. Bunu nasıl örüyoruz, nasıl yapıyoruz? Evet. Aslında şu fikirden bir pullu pazar filesi bile yapabilirsiniz. Tabii ki. Ben tabii şimdi ki birazdan size yapacağım. Bekleyin. Bekleyin. Hadi nereden başlıyorduk? Hemen üst kısımdan başlanacak. Kaç zincir? 36-38 beden için 180 adet zincir çekecekler. Evet, şimdi Refik bize küçük bir şey yapacak. Numune başladım. Numune ben yapacağım. Onun üzerinden göstereceğim. Yani 180 aslında şudur. Şurayı ölçüyorsunuz. Aynen. Şuraya öyle geliyor bu. Şuraya geliyor. 180 ilmeği ikiye bölünecek. Yani ön kısmı ve arka kısmı. Yani ön 90, arkası 90. Toplam 180. Sonra askıların takılacağı yerler var. Onları da 30 zincirlik kısımlardan ayıracağız. Şöyle resimde de gösterecek olursak. Ha, askıların ayrıldığı yeri şöyle yapalım. Askıların ayrıldığı yeri de bakın burada bize göstermiş. Ön kısım yarısı 90 ise 15 içeri, 15 de buradan. Yani arkaya da döndüğü zaman toplam bu 30 olacak. 15 zincirlik kısımdan bu askı kısımları takılacak. Yüksekliği tabii omuzun mesafesine göre kendileri ayarlarlar. Çünkü hepimizin şu yüksekliği farklı. Farklı. Kimisi daha uzun oluyor, kimisi daha kısa. Şimdi buradaki zincirleri bize anlat. Evet. Şimdi 180 tane zincirimizi çektikten sonra bunun üzerine iki sıra sık iğne yapacaksınız ki o birit kısmı oluşsun. Gösterelim. Yani iki sıra. Bu küçük bir örneği. İki sıra sık iğne yapıyoruz. Şu kısım, birit evet kısmımız. Yaptık. İki sıra sık iğnemizi yaptık. Ondan sonra şu kısım, yani üçgenlerimiz diye tabir edelim. Bu üçgenlerimiz için 21 tane zincir çekiyoruz. Boyu üçgenlerin, üçgen oluşmasının kısmı şu. Elinle göstersene tabii bize lütfen kamera şu orada kısmı. Evet. 21 adet zincir. 21 adet zincirimizi çektikten sonra nereye onu bağlayacağız? Biritimizin üzerinde 6 ilmek atladıktan sonra 7. zincire sık iğneyle bağlıyoruz. Bağladık. Ondan sonra 21 zincir tekrar çektik, bağladık sık iğneyle. Bu şekilde bütün çevre boyunca devam ediyoruz. En sonunda geldiğimizde elinde de göster şimdi. 21 zinciri çekelim hı-hı ve bağlayalım. Nasıl bağlıyorsun? Mesela Refik, çok güzel bir anlatım bu. Teşekkür şahane ederim. Yani çok kıskandım gerçekten. Estağfurullah, şu anda ne demek, öyle olması lazım. Yani iyi lazım bir kıskanma. Zaman kazanmak açısından ve daha evet detaylı anlatabilmek için gerekli. Mesela 21 tane zincirimi çektim. Bu evet üçgenimizin boyu. Hemen 6 tane zincir. Say bir görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir atladım. 7. zinciri hemen bunu battım. Sık iğneyle. Sık iğneyle kilitledim buraya. Ondan sonra tekrar 21 zincir çekiyoruz. Bir 6 tane sonra atlıyoruz. En sona geldik, yani başlangıç noktamıza geldik. Burada bu üçgeni oluşturmamızdaki dikkat edilecek atraksiyonum da bu. Ne yapıyorduk biz? 21 tane zincir çekiyorduk değil mi? Hayır, bu sefer birleştirme yerinde son kısımda 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi buraya nasıl birleştiririm ve üçgen şeklinde nasıl kalabilir? Onun için 9 defa tığıma doluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bunun dip kısmına batıyorum. Normal trabzan işi yaptığımız gibi bunları 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplam ne etti? Yine 21 etti. Bu şekilde hattımızı tamamlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra yine 21 zincir çekip çektiğimiz zaman hop, bazen böyle kaçabilir. Olur. 8, 9, 11, 12,
Refik aslında bütün işlerini bir modacı mantığıyla, yani gerçekten bir örgü modası. Biraz sonra modacı konuğum gelecek buraya. Çok güzel kıyafetler var. Sakın bir yere ayrılmayın bizden. İnanılmaz güzel şeyler paylaşacağız yine. Örgüyü Refik modacı gibi hazırlanıyor. Ve hakikaten hem sipariş alıyor. Ben mesela Refik, bana bir tane bundan istiyorum ben. Tamam, mali memnuniyetler. Rengini söyleyeyim. Ben şöyle kotun üstüne tık diye üstüme bir şey giyerek bunu arzu ettiğiniz rengi kullanırım. Söyleyin hemen. Tamam, söyleyeceğim. Şimdi burada zincirlerimizi çektikten sonra, ilk sıramızı tamamladıktan sonra arzu şurada ederseniz. Şurada 11 mi çektin? Evet, 11 çekip 9 kez tığımıza doladık ki ikişer ikişer trabzan mantığında çıkarken 10'a tamamlıyoruz. Tamam. Onu yaptıktan sonra tekrar 21'imizi çekeceğiz ve üçgenimizi bağlayacağız. Ben. Ama artık ikinci sırada arzu ederseniz pul, arzu ederseniz boncuk bağlamaya geçmemiz gerekiyor. Evet, pul. Şimdi pullarımız özel puldur. Yani şöyle özeldir. Sadece delikleri normal işlenen pullardan daha deliktir ki tığımız rahatlıkla. Bu böyle rahatlıkla satılıyor mu? Evet, satılıyor. Bu büyük pul delikliler var mı? Var. Eminönü'nde bir marka var. Oradan ben gidip alınabilir. Ben bu markayı size yazacağım. Sırf pul satan bir yer var. Evet. Yani dükkanın adını yazacağım. Tuhafiyelerde de var. Tuhafiyelere rica ediyorum. Şimdi isteyecek. Şu pulu, şu büyük yuvalı, şu beyazın üstüne koysana. Tabii. Bir görelim. Bakın normal pullardan, çekilir. Normal pullardan, yani tığın başı girebilecek gibi pulla yapıyoruz bunu hanımlar. Bu şekilde. Mesela bu puldan bende yok. Ben de gidip alacağım. Hani böyle yukarılara çıkarsınız Eminönü'nde. Şöyle gidersiniz yukarıya. Şöyle bir yol dört ağzına geldiğinde sağa doğru dönersiniz. Büyük bir pasaj vardır. Böyle kat 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 dur. Orada böyle Çin işi, Japon işi şeyler de satarlar böyle. Evet. Yok yelpazeler, fenerler falan. Ona gelmeden önceki sağdaki binada burası. Hemen girince göreceksiniz zaten. Şahane pullar var. Renk 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 tabii, renk renk. Aytül, bir seyircilerimizin sorusu var mı? Bir takipte kalalım ne olur. Bu mesela, hadi geçirelim. Bu mesela 10'luk 10 milimlik puldur. 20 milimlik pullar da var. Daha büyük mesela. Evet, büyük. Elbise veya hırkalar için uygulanabilir. Evet. Aslında bunu seyircilerimizin yapacağı bir şey bu. Ama pulun mesela bu puldan da bende yoktu, bilmiyordum böylesi olduğunu. Ben de hemen yapacağım. Ama ben Refik'e bir tane ısmarlayacağım kesinlikle. Tamam. Rengimi seçemiyorum. İpin nasıl bir ip, ondan bahsetmedim. Ondan da bahsedeceğim. İpimiz bu tip akrilik iptir. Parlak böyle olmasında fayda var. Mat olan koton iplerden de kullanabilirsiniz. Arzunuza kalmış bir şey. Ben daha hoş durur diye parlak olan cinsini seçtim. Bu ipi nereden aldın? Tuhafiyelerden mi? Bu da gene Eminönü'nden o bahsettiğiniz yerin daha yukarısında olan bir han vardır. Meşhur, evet, bir meşhur han. O hanın içerisinde bulunabilir. Yalnız bunun adına ne diyecekler yani buna? Akrilik ip diyecekler. Örgü için veya daha doğrusu bunlar ismi gelmedi şu anda aklıma. Floş gibi. Floş ipleri. Akrilik floş bu. Evet. Floş ip diyeceksiniz. Ondan temin etmeniz mümkün. Ne kadar sadece gidiyor bu elbiseye? Çok az. 100 gram, 120 gram ne bile. Ne diyorsun? Çok iyi, tabii. İnanmıyorum. Sadece kalınlığı önemlidir. 3 numara olanından alacaksınız. Bunun bir de 4'ü 5'i var. 3 tamam. Numara olanı ince olur. Daha iyi. Tamam. Evet. Şimdi geldi sıra. Pulu takmaya. Üçgenin üzerine, yani şu üçgenlerimizin üzerine pullarımızı kaç takmaya. Kaç ilmek yapıyorduk? 21'di, şimdi kaça indin orada? 21'den üçgenin tam ortasına denk geleceği için bir tarafında 10, bir tarafında 10, 20. Ortada kalan 1'e, yani 11'inciye bağlayacağız ki onun için güzel 21. dursun. İşte onun için matematik. Buyurun. Evet. 21'in 1'ine pulu takıyoruz. Yani 10 tane zincir çektik, tak Refik pulunu. Bunun da takılma yöntemi, ilk önce tığınızın üzerine pulu takıyorsunuz. Evet. Şöyle eliniz alışacaktır mutlaka yaparken. Hafif baş parmağınızda tutarken pulu da 21'in 11'incisine batıp bir ilmek alıyorsunuz. Ve hem ipinizin içerisinden hem de pulun içerisine rahatlıkla geçecektir zaten ilmek. Onu geçirip kilitliyorsunuz sık iğneyle.
Bu kadar. Ondan sonra tekrar... Bir dakika ya. Erkan sen bunu bu gece gidersen yaparsın. Yönetmenim dedi ki çok iyi anlatıyor dedi. Çok iyi anlatmıyor mu? Gerçekten. Teşekkür Süper, ederim. Süper, dingin, sakin. Benim gibi şey değil. Estağfurullah. Ben 5 adım sonrayı da yapıyorum aynı anda. Aytül böyle yapıyor. Evet evet diyor. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Ben de bu yaştan sonra ben çok fazla şey anlatayım diye öyle yapıyorum Aytül. Hepsini birden. O yüzden. Ha, seyirciler sıkılıyor bazen diyor. Hayır hayır yani anlamadık Derya Hanım. Anlamazlarsa ben buradayım anlatırım yani. Benim kendi yaptığım bir şeyi anlatıyorum. Anlatırım, siz sorun ben anlatırım. Evet. Yine 21 zincirimizi çektik. Yine 11. zincirimizde pulumuzu tığımızın üzerine taktık. Evet. Battı. Ha bir dakika. İlk baş sırada 10 çektin. Pulu koydun, 11 çektin, sonra 21'i çekiyorsun tabii, değil mi? Tabii, tamam. Tabii. Evet. O birleştirme yeriydi onun evet, için evet. Kayma olmasın diye. Yoksa onu da gene normal 21 çekip bağlayabilirler. Fakat bu sefer ilmek kaydırmayla o üçgenin ortasına gelmeleri lazım. O da bir kalınlık yapacaktır, hoş durmayabilir. O yüzden bu tekniği uyguladım ben. Evet. O farklı. Süpersin, o farklı bir şeymiş. Evet, hı-hı. Ben de ona baktım. Şimdi üstümdekini bugün Refik... Sayılarını her şeyi alacak ve bize anlatacak. Tamam. Bunda bir ona... de bir atraksiyon daha var. Müsaade ederseniz onu da ben göstermek istiyorum. Şimdi bu pullar yapıldığı yavaş, zaman... Pardon evet. Özür dilerim. Bu pullar yapıldığı zaman bu üçgenler bakla bakla görüntüyü iyi sağlayabilmek için... Bu normalde bitirildiğinde iplikle veya bir saçak yapılırsa şey durur. Hafif durur ve kıvrılma yapar. Onun için evet, kötü kaldın değil mi? Ben şey yaptım. Onun için de ne yapmak lazım diye düşündüm ben. Bakın bunda bir ağırlık var, kendini aşağıya doğru çekiyor. Bunu sağlayabilmek için ne yapabiliriz diye düşündüm. Tahta boncuk kullanayım dedim, hoş durmayacak. Farklı başka ne yapılabilir? Nal buradan gittim. Şöyle bir metal pul aldım. Bir dakika. Refik sen oturursan. Tabii. Arkadaşım ben de yerime doğru geçersem gel yer değiştirelim. Pulu gösterelim. Pul nerede? En altta mı? Evet, en altta. Şunlar. Olay, bütün olay buradaymış. Ben elime bir aldım. Aşağı... Bu nerede yapılır? Sen bunu biliyor musun? Mesela modacı arkadaşım var. O bunu biliyordur. Biraz sonra gelecek. Bakın. Kurşun mu bu? Ne? Yok, metal. O kurşunlar vardı. Onlardan ben bulamadım. Onun yerine böyle bir şey yapayım dedim. Bir de gizlemek için de etrafını ördüm. En alt sıraya. Normal bir pul. Bütün nalburlardan gayet rahatlıkla bulunabilecek bir şey. Ya Refik bunun bütün olayı bu biliyor musun? Tabii. Bu yoksa öyle kalmazdı. Ha. Gülsüm Hanım yurdanır. Görüyor musunuz? Yani bu bizim de bazı yerlerde ihtiyacımız oluyor. Tabii. Sizin de oluyordur. Ama bu çok güzel bir fikir. Seni tebrik ediyorum. Vallahi canım benim. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Erkan da... nasıl? Çok iyi. Ben şimdi şunu bir şöyle bir birazdan giyeceğim. Sen şimdi pulun kenarını nasıl örüyorsun? Bir dakika üstüne giyeceğim. Ay senin bu yani bizim Ali ile Ömer gibi şaşırmalarım var ya çok bayılıyorum. Efendim ben de torununuz sayılırım. O kadar değil. Refik efendim? Şeyi anlat. Örülmesini mi etrafını? Evet örülmesini. Tamam. Ama ben size şunu göstereceğim önce. Diyelim ki. Avuç içine kadar sığıyor işte dediğiniz gibi biraz çanta önce çantaya. Bir dakika. Ha evet tabii. Aynı işte tamam. Elbiseyi diyelim ki plajdan geliyorsunuz. Evet mayonu at içine yürü. Mayonu at. Koluna geçir. Benim kafada bunlara çalışıyor. Ne yapayım? Şahane değil mi? Evet. Çünkü şu ağırlık çok önemli. Çok önemli. Bir dakika ben şunu bir üstümde de bir size göstermek istiyorum. Erkancığım. Sen Refik pulu nasıl kaplıyor onu görelim. Bütün etek ucunda kaç tane pul var? O metalden var. Her pulda var. Her pulda var. Çift çift kullandım ben pulları da metalin üzerine. Pullarımız yani bu metal pullar 26 tane 30 tane falan gitmedi. Tam sayısını hatırlayamıyorum ama o civarda olması lazım. Normal yuvarlak halka yapar gibi tığ işinde yapar gibi aynı şekilde yapacağız. Normal ipimizi ilmekledik, düğüm yaptık. Halkanın içerisine yani bu metal halkanın somun denir buna daha doğrusu. Onun içerisine batıyoruz ve ilmek alıyoruz. İlmek alıp bakın bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Uzunluğunu
bu metalin çevresi kadar bırakırsak, yani o sıkılıkta yaparsak gayet güzel olur. Bakın şu şekilde batıyorum, ilmek alıyorum, çevresini sarıyorum. 10 kere yapmanız falan yeterli olacaktır. Bunun etrafını sarıyorsunuz. Sardıktan sonra birleştirme yerinden de yine aynı şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorsunuz. Daha sonra üzerine de zincir çekip boyunu ayarlıyorsunuz. O şekilde istediğiniz uzunlukta saçak olarak kullanabilirsiniz. Bunu aynı zamanda Derya Hanım'ın dediği gibi perde kenarlarında ördüğünüz tül perdelerin kenarında da kullanabilirsiniz. Bu fikir, beni gösterme dur. Bu fikir Refik'in bu anlattığı şey, yani bir kenara saklayın bunu. Kafa bilgisayarınızda bir kenara saklayın. Her zaman lazım olabilecek bir şeyi anlatıyorsun şu anda. İlmek kaydırma ile birleştim pulumu. Bunu tabii şimdi böyle bırakmak istemedim ben. O yüzden hem ön kısmına hem arka kısmına birer tane de pul ekledim. Bunu koydum. Esaslı terziler, beni gösterme. Esaslı terziler degaje yaka, içe saklanan, sırtta saklanan degajelerin içine böyle hafif kurşun koyarlar. Eski evet. Terziler. O degaje güzel dursun diye onu da bir kumaşla dikerler. Evet, degaje yaka otursun diye. Gösterelim mi? Vallahi ay. Ha, yalnız bu aşağı çekme olayı bunda. Ay takıldı, ben onu taktırttım. Yani tabii şimdi ben bunu böyle uyduruktan giydim ama nasıl? Ay kızlarınıza, küçük kızlara da yapın kot pantolonla. Bir kot şort, şortla, taytla nasıl giymek isterseniz. Hakikaten bunu tam yazlık. Yalnız Refik. Sıktı biraz galiba. Beni bu. Kaçtı bu? 36-38 gibi dedim. 34 bu Refik. Olabilir. Manken de 34. Hatta bendeki manken ondan biraz daha deyince 34 olabilir, dediğiniz doğru. O zaman 180 mi başlamıştın? Hı hı. Bana bu 200'den aşağı olmaz. Ya biraz bir tık. Onu siz biraz önce belirttiniz zaten. Ben de ölçünüze göre zincir çekeceğim. Ben bundan güzeli. Neler yapacağım? Yani şimdi fikri alın. Her zaman diyorum, asıl olan fikirdir. Şu uca gel yönetmenim, bu ucuna yaptığı şey. Yani şimdi Faruk olsaydı ben burada biraz böyle şeyler yapardım. Erkan müzik ver, yani baksana bir ayağımı da gör. Erkancığım takıyorum yalnız, bir yerlere takıyorum. Olsun, önemli değil onlar. Evet bak. Yani hakikaten çok güzel. Siyahı olsa bunun. Peki bir soru soruyorum. Bunlar 21. Daha küçüğü de yapılabilir. Daha da mesela, hoş durabilir. Mesela 10 olsa küçük küçük daha çok pullu. Yok, mesela biraz önce de bahsettik. Tek sayılı olursa üçgenlerimiz daha iyi olur. Yani 9 olursa. Ha 9 olsun. 7 olursa. Aa, güzel bir sayı. Şey söylüyor. Yani üçgenler, şu yaptığımız pile, siz bunu 9 yapın, 7 yapın. 11 olabilir. 11 olabilir, doğru. 11 olabilir. Dediğim gibi eşit yanlara ama eşit bu güzel kalacak. Ya, bu güzel, baksana. Şimdi ben bir şey daha göstereceğim. Refik bugün pulla bir şey yapacak. Ben biliyorum, mezuniyetler geliyor, o çocuklar ne giyeceğim. O dediğimiz pulcuya gidin, 2 paket pul alın. Bunlar bizim Derya ile Ferhan'ın böyle 10 yaşındayken falan giydiği bir, bakın arkası kot kumaşı gibi. Şimdi çocuğun böyle bir elbisesi küçük de olabilir, büyük de olabilir, sizin de olabilir. Varsa o pullardan alıp, bakın bu şekilde ben bunu sakladığım arşiv bunlar, sakladığım bir şey. Çocuğun elbisesine bunu dikin ya da eteğine. Yani inanın o ne giyeceğim sizi darlamasından kurtulursunuz. 2. Bu yine aynı mantık. Biri birinindi. Bunları hazır almıştım. Bu benim, bakın bu daha basit bir dikim tekniği var. Görüyor musun? Pul, bu pulların hepsi satılıyor. Evdeki uyduruk bir elbisenizin üstüne bunu dikersiniz. İşte nereye gideceğimden kurtulursunuz. Ne yapacağımdan kurtulursunuz. Bunları saklıyorum, arşiv. Dikilme tekniğini şuradan bir kamera görsün. Bakın nasıl dikmişler. Belki bazı pulları dökülmüştür.
sıra boy alacaksınız. Boyda bir ipliği kapatacak şekilde altından başlayacaksınız. Tabii. Evet. Kaç dakikan var? Ben bu şekilde kaldım burada. Refik, son söylemek istediğim bir şey var mı bu sonra konuda? Sonra da bu pulumuzun üzerine kapattıktan sonra zincir çekiyoruz. Bunu da istediğimiz uzunlukta ayarlayıp monte edeceğimiz yere gene altları, sikimiyle. Evet. Altlarını mı? Evet, şu kısımlara. Bakın, altın bir bitirişini de göstersin. Şu kısma da bunu sık iğneyle. Önce hazırlıyorsun. Tabii, önce bu şekilde getiriyorum. Ondan sonra istediğim boyda. Doğru, son sırada örerken bir dakika şöyle son sırayı görelim. Son sıramız bunlar. Son sırada örerken pul yerine araya bu metallik kısmı takıyoruz. Saçak kısmını takıyoruz evet. Saçak dersek bunlara. Gerçekten seni kutluyorum. Sağ olun. Çok güzel bir şey öğrendik. Herkesin bir gün olur işine yarayacak bir şey muhakkak, öğrendik. Muhakkak muhakkak. Bunu yayınla. Bu projeninmiş bu. Bunu sonra yapacağız. Gidiyorsunuz Eminönü'nden, tuhafiyelerden. Ne iplikti bu? Floşlu polyester floş. Kaç numaraydı? 3 numara. Hatta daha da incesini bulabilirlerse çok iyi olur. Bence bu çok ideal olmuş. Evet. Çok ideal. Vallahi süremiz doldu yönetmenim diyor ama ben böyle oldum. Aytür onun da boşunu şöyle göstereyim. Çıkartmışken arkasında marka olabilir dikkat edelim. Kapatmış mıyız? Yok kapatmamışız. Kapatmamışız. Şöyle tutuyorum elimde. Şimdi bunu Refik'e veriyorum. Refik buna bakacak. Bunun ipi de merseriz olduğu için ağır çekiyor aşağı evet. Doğru. Refik hadi sen git. Şurada bir bunun sayılarını yaz, fotoğrafını çek. Tamam. Daha sonra Refik bize bunu da yapacak.